Böyle bu tarzdan ilk ziyaret ettiğim mekanlarda Aliye İzzet Begoviç'in bir hayatından kısa bir kesitle şu mekanların bizim için ifade ettiği anlama öncelikle dikkat çekmek isterim. Geçenlerde sonbahardı. Bosna'ya bir ziyaretimiz olmuştu. Aliye İzzet Begoviç'in kabrini de ziyaret etmiştik. Şehitliğin ortasında mütevazi bir şekilde kabride duruyor. Gidenler bilirler. Orada Aliye'nin bir hatırasını daha önceden dinlemiştim. Ben de arkadaşlarla paylaştım. Sizinle de paylaşayım. Yugoslavya dönemi Tito'nun en baskıcı, en şiddet politikalarını uyguladıkları dönemde Aliye ve arkadaşları Miladi Müslümani diye bir teşkilat kuruyorlar. Genç Müslümanlar. Çok zor şartlarda ama çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Tabi sık sık rejimin operasyonları, tutuklamaları, yargıları, tacizleri, takipleri. Aliye'yi de sık sık cezaevine alıyorlar. Hatırlarsınız, sadece İslam Deklarasyonu isimli eserinin yazdığı için 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı yani. Yine bir defasında Aliye cezaevinde ama dava arkadaşları o Miladi Müslümani dediğimiz teşkilat merkezinde toplantı halindeler. O içeride olsa da cezaevin dışındakiler mücadeleyi nasıl sürdüreceğiz, sorumluluğumuzu nasıl devam ettireceğiz kaygısı, derdi, çilesiyle toplantı halindeler. Oturum biraz uzuyor, gece yarısına doğru sarkıyor. Gecenin ilerlemiş bir saatinde kapı tıkırtısı geliyor. Teşkilat merkezinin, dernek ya da işte bizim vakıf dediğimiz herkesin kapı tıkırtısı geliyor. İçerideki arkadaşlar, Aliye'nin dava arkadaşları tedirgin oluyorlar. Gecenin bu saatinde ne olabilir yani? Herhalde muhtemelen yeni bir polis operasyonuyla karşı karşıyayız. Ama Aliye'nin çok yakın dava arkadaşları hayır diyorlar, tedirgin olmaya gerek yok. Bu kapı tıkırtısı Aliye'nin kapı tıkırtısına benziyor. Diğerleri diyorlar ki Aliye cezaevinde yani. Gecenin bu saatinde burada ne iş olabilir? Ama Aliye'nin birinci derecede A kadrosundaki dava arkadaşları biz Aliye'yi kapı tıkırtısından tanırız diyorlar. Ve kapıyı açıyorlar, karşılarında Aliye'yi görüyorlar. Peki durum nedir? Artık yargı sisteminde nasıl bir gelişme olduysa ani bir gelişme, Aliye cezaevinden salıveriliyor. Cezaevinden çıktıktan sonra gittiği ilk adres evi değil, ailesi değil, çocukları değil, dava arkadaşlarının bulunduğu merkez, teşkilat merkezi. Bizim mücadele geleneğimizde bu var arkadaşlar yani. Şu mekanlar evimizden önceki evimiz, adres bildiğimiz adreslerden önceki adresimiz olarak bakarız yani. Bosna'daki direnişin dinamiklerine indiğimizde o mücadelenin temelindeki bereketin nereden kaynaklandığını ben bu kapı tıkırtısıyla çözebildim diyorum. Yani.